Eczacı, sosyal medyada inanılmaz böyle içerikleri var. Sizi çok seviyoruz. Hoş Sağ geldiniz olun. tekrar. Tüm Hoş bulduk. güzelliğinizle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim çocuklar. Nasılsınız? İnşallah iyi örnek oluyorum gençlere. Kesinlikle bence çok güzel oldu. O Evet. iki renk arasında sizin de bu puantiyeleriniz bize neşe kattı. Ne kadar şık giymiş bakar mısın? Kesinlikle Çok öyle. Her teşekkür zaman ederim. şık, bakımlı, hatta sosyal ortamlarda da arada denk geliyoruz. Evet. Her zaman şu an olduğu gibi böyle hanımefendi ve çok şık saçıyla, yüzüyle, kıyafetleriyle vallahi örnek alıyoruz size. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum çünkü bu yola çıkış nedenim de o zaten. Gençlere hem öğrendiklerimi aktarmak hem de şahsım adına doğru örnek olabilmek. Çok güzel. Bugün de size çok güzel sorular hazırladık. Ay, harika. Sosyal medya üzerinden özellikle programımıza da size iletmemizi istedikleri soruları hazırladık. Tamam. Malum en önemli konu da tabii ki ilişkiler, evlilikler. Hem burada siz tecrübelerinizi anlatıyorsunuz hem de size gelen bir takım soruların yanıtlarını anlatıyorsunuz. İzleyicilerden gelenleri de yorumluyorsunuz. Mesela şu dönem hatta çok sık konuşulan bir şey bu. Malum boşanmalar da arttığı için 80 gibi, işte değil mi? %80 gibi bir avukat arkadaşımın verdiği bilgi ne kadar doğru bilemiyorum. Özellikle hani bir uzun dönem ilişki yaşayın sonra evlenin tanıyın diyenler var. İkiye ayrılmış durumda insanlar. Bir diğerleri de ailenizin onayı çok önemli. Görücü usulü de demeyelim ama ailenizin de onay verdiği kişiyle evlilik yaparsanız daha uzun süreli olur. Boşanmalar ya yani boşanma olasılığı daha az olur gibi şeyler var. Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Hangisi daha doğru? Yani tabii bu daha doğrudur demek çok zor malum. Yani tartışılacak bir konu bu aslında ama benim doğrum ancak size aktarabilirim. Mantığımla vardığım Gözlemleriniz, doğru. tecrübeleriniz, Gözlemim çevreniz tabii yani o doğruda nasıl oluşuyor tabii. benim doğrum dediğim şey Tecrübelerle. gözlem ve tecrübelerle kendi akıl yürütmemde katarak oluşuyor. Bugünün dünyasının en büyük sıkıntısı iletişim biliyorsunuz. İletişimin yokluğu da kötü ama bu Fazlası da kadar kötü sanki. fazlası da kötü gibi görünüyor. Dolayısıyla insanların her şeyden haberi var ama üstelik bu haberi olduğu şeyler doğru değil. Sıkıntı orada. Biraz da onun için ben yola çıktım biliyor musunuz? Gerçek olan bir deneyime ulaşsın insanlar diye. O kadar çok farklı şeyler, yalan yanlış şeyler dönüyor ki sosyal medyada olsun, dijital ortamda. En azından karınca kararınca ben kendim en azından bildiğim öğrendiklerimi aktarayım dedim. Şimdi ilişkilere gelince, benim tabii ki ihtisas alanım değil, psikolog değilim, pedagog değilim, sosyolog değilim ama Eczacısınız ama eczacıyım. anlattıklarınız dinlendi, sevildi ve Evet, sevildi. tekrarı istendi. O Gerçek yüzden olduğu için, yaşanmış olduğu için sevildi. Ben kimseye akıl vermedim biliyorsunuz. Vermek de haddim değil, konum değil, ihtisas alanım değil. Sadece herhangi bir vatandaş olarak yaşadıklarımı anlattım. Şimdi evliliklerin yürümeme nedeni benim tespitim olarak söylüyorum. Bir kere eğitimden başlıyor. Eğitim derken okulu konuşmuyoruz, onu geçtik. Ailede başlıyor eğitim öğrendiklerimle benim. Ailede derken hatta anne de başlıyor. Ben fazla yükleniyorum hanımlara ama son sohbetimde de o konu vardı. Kadının ben çok özel olduğunu düşünüyorum çünkü. Özel yeteneklerle donanmış bir insan türü olduğunu düşünüyorum kadının. Dolayısıyla ne kadar güçlüyseniz o kadar çok sorumluluk düşüyor size. Onun için bunları yönetmek de kadına ağırlıklı düşüyor yük burada. Çocuk eğitiminde bütün kızlar prenses, bütün erkek çocukları da prens gibi. Bir kere yola başlanış şekli yanlış başlıyor. Sorumlulukla başlatacak aile daha minicikken bile kendi sorumluluğunu bilecek çocuk. Daha 3 yaşında bile yatağını düzeltmeye çalışacak. Ortadan tabaklar kalkacaksa onu kaldırmaya çalışacak. Kendi ayakkabısını kendi giyecek. Niye böyle yapıyoruz? Yani çocuk Sevgi. bir şey diyor, bir varlık dünyaya Sevgi getiriyorsun. zannettiğimiz bir şey. Sevgi değil aslında. Bana göre değil yani. Zarar veren şey sevgi olabilir mi? Onun için diyorum ya, sevgi iki tarafı keskin bir bıçak.
Sevgiyi doğru yerde, doğru miktarda, doğru zamanda kullanmazsan eğer nefretten de tehlikeli. Çünkü nefrette biliyorsunuz karşı taraf size düşman, size zarar verecek. Ve gardınızı alıyorsunuz, kendinizi koruyorsunuz. Daha az zarar görüyorsunuz. Ama sevgide açıksınız. Ne yaparsan yap. Seviyor beni. Geçen gün bir video izledim. Sosyal medyada yine önüme düştü. Evleniyor bir çift. Evlendikleri an ne yaparsın? Ayağa kalkarsın, gelini öpersin. Damat kalkıyor, gidiyor annesini öpüyor. Şimdi yani, buradan evet bu gerçek. Ve bu... Çünkü annesi onu çok pohpohluyor. Çünkü annesinin gözünde o bir prens. Nasıl olacak bu evlilik? Oradan daha buradan başlangıç noktasında. Tabii. Mesela orada kim denen bir gelin adayı var. Aday da değil artık eşi olmuş. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi... Söyleyemiyorum de çok gereği. Onun için hoşuna gidiyor genç neslin. Tabii ki anne yetiştirdi, evlendirdi. Artık o yeni bir yuva kurdu. Hele evliliğin ilk zamanları mümkün olduğu kadar uzak duracak. Gitmeyecek evine. Benim oğullar yalvarıyor bana. Gel anne gelsene. Ya işte oturalım şunu yapalım. Evladım işim var. Meşgulüm, yoğunum. Kusura bakmayın diyoruz, çekiliyoruz.